Evet değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Hüsnü Mahalli ile birlikteyiz. Pek çok konu konuşuyoruz. Biraz daldan dala atlayarak gidiyoruz ama gündemde çok konu var. Çok konu var. Hepsinden de biraz söz edelim istiyoruz. Hüsnü, ne dersin? Demin şeye girince gördük ya şeyde seçim. Doğu Perinçek'in %8 Doğu Perinçek Aydınlığın manşetindeydi. Evet, dün evet. Evvelsi gündü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Can kendi gazeteleri zaten. 8,5 diyor. 8,5. Doğu Bey 8,5, %8,5. Cumhurbaşkanı adayı olarak tabii. Fatih Erbakan'ın da o kadar oyu var. Fatih 8. Doğu Perinçek 8,5. 16,5 gitti. Tamam işte. Yani kalanlar %30'da Erdoğan'ın var. Olur mu, şey de var. O oran vermemiş gerçi ama Muharrem Bey var. Muharrem Bey diyor var ya, ben iktidara gelir gelmez ilk şeyimde, kararımda diyor, bu TÜİK'teki görevler hepsini görevden alacağım. Yani o kazanmış gibi kendini kabul ediyor. Orada da %40 mı artık, 50 mi? Ya şimdi şöyle tabii, yani herkes istediği rakamı söyler. Hani bir fıkra vardır. Sen de söyle demiş doktor. Ya işte demin dedik ya, siyasetin artık şeyi kalmadı. Bu tabii hani geçen hafta biraz konuştuk ya. En son Davutoğlu dedi ya. Kardeşim madem ben %1'im, o zaman biz çıkalım diyor ya altılı masadan. Çıkabilir. Tamam da işte yani mesele orada. Sen ben çıkabiliriz diyoruz. Yani, ama Kemal Cumhuriyet'in Bey, şantaja gelecek mecali yok şu anda. Hem şantaja hem de politikanın ipotek altına alınması. Yani düşünsene, yarın öbürsü gün iktidar olduk. Ondan sonra böyle bir vallahi ben onaylamadığım zaman bir şey olmaz. Hayır şimdi bu biraz enteresan. Liderler olarak elbette herkes eşit orada. Ancak bir de herkesin bir seçmen gücü var. Onun da bir belirleyici olması gerekiyor. Bunun onların komplekse sokmasına hiç gerek yok. Yani o oradan dünyanın, komplekse girip biz burada dünyanın bütün hemen hani, Avrupa dahil. Erol Büyükburç'un meşhur bir şeyi vardı. Hani bir açık oturumda söz verilmedi. Ben burada saksı mıyım diye şeyi vardı. Şimdi o komplekse girmeye gerek yok. Ya şimdi bak, bütün Avrupa dahil birçok dünyanın birçok ülkesinde koalisyonlar var. Ama hiçbir koalisyonda ben onaylamazsam bilmem ne olmaz diye bir şey yok. Gibi yok. Hiçbir koalisyon. Yani Almanya'da da koalisyon var, İsrail'de de koalisyon var, işte Hollanda'da var, bilmem nerede de var. Var, her tarafta var. İki, herkes oy oranına göre görev paylaşımı yapıyor. Yani diyelim ki Almanya'da sosyal demokratlarla yeşiller ve hür demokratlar diyelim. Sosyal demokratlar atıyorum %35, yeşiller %15 diyelim. En istikrarlısı yeşiller. Her koalisyonda varlar. Evet, sağ da olsa sol da olsa fark etmez onlara. Zaten onların neci olduğunu ben bilmiş değilim yani açıkçası. Yani düşün, şimdiki yeşiller için, Almanya'daki yeşiller için söylüyorum. Dışişleri Bakanı onlardan çünkü. Barbuk diye bir kadın. Kadın en faşist, en faşist, en bilmem radikal, en sağcı, en bilmemden daha sağcı, daha faşist tarzı. Teklifler ondan geliyor. Yani bir de yeşilsin ya. Yani barıştan yana, çevreden yana, işte doğalgaz olmazsa kömür yaparız diyor. Yani. O zaman sorumluluğu yoktu. Abi tamam da sorumluluğu alınca yoktu. Başka oluyor bu işler. Ama onun en tehlikeli şeyi şuydu. Umurumda bile değil benim seçmenim dedi ya. Düşünsene. Rezalete bak. Evet. Ben diyor Ukrayna'daki politikama bakarım diyor. Alman seçmen nedir ne, ben umurumda bile değil. Ya o öyle bir duruma gelmiş bir yeşiller var yani Almanya'da. Şimdi yani fazla uzatmamak açısından bu konuyu. Türkiye'de de yani bu altılı masa. Ben onun için hep baştan beri hep şu vurguyu yapıyorum. Kardeşim, seçmen olarak sevgili dostlar, masa dinlemeyin. Sandalayı da dinlemeyin. Senin bir tek hedefin var. Ben bu iktidardan kurtulacağım. Yeni bir Türkiye, çağdaş bir Türkiye, güler yüzlü bir Türkiye, mutlu bir Türkiye istiyor musun, istemiyor musun? Hüsnü, gerisi kolay. Yani dediğin çok şey önemli. Yani. Ama sanki vatandaş da kararını vermiş gibi. Evet. Yani sokak röportajlarını izleyince, kendimiz de sokakta dolaşıyoruz. Tabii. Biz öyle şeyde dolaşan insanlar değiliz. Halkın arasında dolaşıyoruz. İzlenimlerimiz, gözlemlerimiz, halk sanki kararını vermiş gibi.
Tabii abi işte onu demeye çalışıyorum. Buna göre hareket etmeli altılı masa. Masa zaten geriden geliyor. Evet. Yani tam tersi, aynen dediğin önemli. Masa halka yön vermesi gerekirken halkın kafasını karıştırmaya sanki beyefendiler orada şey yapıyor. Hani ağır bir şey söylemiyor. Evet. Ya kardeşim halk şunu biliyor, bilinçli, belli kesimler hariç. Bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Evet. Bak bu iktidarın gitmesi gerekiyor. İç politikadan da, evet, dış politikadan da. Şimdi efendim zam yaptı bu iktidar. Öyle diyor ya. Abi zam yapmadı. 2 yıldır senin cebinden aldığı paranın %5'ini veriyor sana geri. Bak %5'ini, 10'un 20'si neyse. Doğru. Yani sokaktaki fiyat artışları %500, %300, %400 neyse. Sana veriyor abi %40 zam. Yani son iki krizde, yani bir önceki aralık, bir geçen aralıktan bu yana gelen krizden bu yana senin zaten malını, varlığının bilmem ne hepsini çalmış götürmüş zaten. Bu bir. Elinde avucunda bir şey kalmış. Hayır, iki. Esas daha rezil olanı şu. Yani bu iktidar kaldığı zaman önümüzdeki seçimde şimdi sana verdiğinin o 100 katını geri alacak senden. Ha nereden çıkartıyorsun diyeceksin. 20 yıldır aynı şey yapıyor. 20 yıldır böyle yapıyor. Seçim öncesinde para veriyor, seçim sonrasında bindiriyor. Seçim öncesinde al sana yüzde bilmem ne zam, seçim sonrasında al sana benzin 5 liradan 20 lira. Ocak başında zamlar belirlendi. İşte 20'sinden itibaren emekliler maaşları almaya başladılar. 20 gün içinde gelen zamları bir sıralayalım. Aynen. Ya bu bak yeni sen gelecek zamları diyorsun. Ayrıca. Peki geçen ay, bir önceki ay o zamlar ne oldu? Şimdi vatandaş elektrik ve gaz faturaları gelmeye başlayınca farkına vardılar. Şimdi söylenmeye başladı vatandaş. Daha gaz paraları gelmemişti. Ya, şimdi geliyor. Tamam da yalnız gaz meselesi değil, benzin meselesi değil. Her şey için geçerli bu. Yani çocuğuna işte ayakkabı alacak alamıyor, işte bir yemek yedirecek yediremiyor, neyse. Bir sürü herkesin yaşam biçimine göre. Tabii beslenme çantasını çocuğun dolduramayanlar var. Ya işte mesele orada. Onun için hani konumuz geri dönmek aslında. Altılı masanın yapması gereken şey bütün bu tartışmalara son vermesi. Hemen, yarın, şimdi. Hassasiyetler burada olmalı. Hani herkesin bir hassasiyeti var deniyor abi, ya. Abi ne hassasiyeti? Hassasiyetler burada olmalı. Ne hassasiyeti ya? Tabii. Ne hassasiyeti yani? Altılı masa tamam anladık. Oranları şu kadar. O bilmem %1, öbürü 0,01, öbürü bilmem ne. Ama orada konuşuyorlar ama Doğu Perinçek'in %8,5 işte. Gördün yani. o zaman Doğu Bey'i alalım oraya. Şeye, masaya. Fatih Erbakan'ı alalım masaya. %8 en azından. Vallahi Doğu Perinçek... Ya da şeyi alalım. Niye onu almıyoruz? Doğu zaten? Perinçek bu gidişle Cumhur İttifakı'na girer. Zaten Cumhur İttifakı arası iyi ya Doğu Bey'in. Yani. İyi işte yani ittifaka da girer. Zaten ittifakta yani ittifak illa içinde gizli olmak ittifak. İttifakın içinde olmak zorunda değilsin yani. Gizli ittifak. Gizli ya, ittifak. Hep şeyi tartışıyorlar ya kardeşim yani bütün bu tartışmada HDP'yi bir yere koyamıyorsun. Bütün mesele burada. Çünkü HDP olayı yalnız bir seçim olayı değil. Bunu kimse farkında değil. HDP olayı bölgesel bir sorundur. Yani biz HDP'yi kapatıyoruz Anayasa Mahkemesi meselesinde ya da seçime sokmuyoruz ya da sokuyoruz yani hangi ittifaktan yana olduğunu bilmiyoruz falan bu tartışmalar var ya aslında bunun hepsinin Suriye'deki PYD-YPG ile ilgili bir tartışmadır. Türkiye ile ilgili değil abi. Evet. Bunun mesela kimse konuşmuyor ne yazık ki. Ya da Kuzey Irak'taki Barzani bilmem neye bağlıdır ya da işte Irak'taki şey İran'daki son o kadının öldürülme meselesinden bu yana yaşanan olay. Çünkü Kürt bölgesinde olayların çoğu yaşanıyor. Şimdi bölgede bir Kürt sorunuyla ilgili farklı farklı gelişmeler var. Burada Türkiye'nin, Irak'ın, İran'ın, Amerika'nın, Batı'nın, Rusya'nın, Suriye yönetiminin hepsinin bir hesabı kitabı var. Tabii. Ve sen gelmişsin orada bir kendine göre bir enteresan yüzeysel, ayağa yere basmayan garip garip davranışlar içindesin. İşte en son konuştuk onu. İşte Esad. Ben görüşmem diyor Erdoğan'la. Yani şöyle bir şey ama gerekçesine baktığımız zaman benim ülkem bu hale getirildi diyor ve şartları var bunun düzelmesi gerekir diyor.
Yani en azından benim ülkemdeki o silahlı grupların enterne edilmesi ya da çıkartılması, bunun çözülmesi gerekir diyor. Siz de mesela böyle bir şey olsa, bir ülke, burada PKK'yı destekleyen ülkeler, barış yapacaksınız, diyeceksiniz ki ya önce siz bir desteğinizi kesin, siz bunları bir halledin diyeceksiniz değil mi? O da onu söylüyor. Sırf onu söylemiyor, bir de orada Türk askeri var. Yani hepsini saymadım. Yani Suriye toprağının %10'u şu anda Türk askerinin kontrolünde. O da diyor ki, tabii Esad'a göre bu bir işgalci kuvvet diyor. Yani yabancı bir ülke gelmiş benim toprağımı işgal etmiş. Önce çekil diyor. Sonra senin dediğin hikaye, yani Ankara'nın desteklediği teröristler, Şam'a göre terörist çünkü onlar, silahlı grupları. Çıkar bunları. Para pul verme, yardımını kes artık abi. Bunu yaptıktan sonra samimiyetine güveneceğim, inanacağım. Peki. Ondan sonra Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Sonra ben, sen bir araya geleceğim. Şimdi bu Esad'ın işte dün değil evvelsi gün söylediği laf bu. Şimdi, ama bunun daha şeyi var. İran Dışişleri Bakanı dün Şam'daydı. Biz de devreye girelim diyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Muhammed Bin Zayed, abi biz de biz çünkü para, bak herkese para veriyoruz. Yani biz de bir aradan bir şey yapalım biz de. O diyor ki bizde olsun, Abu Dhabi'de olsun diyor Esad görüşmesi. Erdoğan görüşmesi. Putin orada. Moskova çıktı gene dün. Abu Dhabi mi, Moskova mı? İşte hala tartışılıyor. İşte İran ya da şimdi, seçimden işte İran önce geliyor. Mi sonra mı? İran yok. Yani herkes bastırıyor seçimden önce olsun diye. Ama Esad da yanaşmıyor tabii. Esad yanaşmıyor, yok diyor. İlla bunlar olmadan. Çünkü Esad'a göre Erdoğan sıkıştı. Esad öyle düşünüyordur. Niye, nasıl düşünüyor bilmiyoruz tabii. Dolayısıyla yani ben bunun samimiyetini test edebilirsem şimdi test edebilirim. Çünkü seçimden sonra her şeyi köşeyi döndükten sonra hiç beni dinlemez. Doğru. Ha. Doğru anlamda. Onun için şimdi abi sıcak bir şey gündem var yani işte. Yarın yok pazartesi. Ya yarın tabii. İran Dışişleri Bakanı geliyor buraya. Şam'dan geliyor tabii. Oradan bu mesaj mı getiriyor? Moskova'ya gidiyor. Moskova'ya gidiyor. Böyle bir hareketlik var. Tabii İran'ı da hesaba katmadan bu coğrafyada bir takım şeyleri düzenlemek zor. Çünkü özellikle Suriye'de söz konusuysa, çünkü Suriye'nin geçmişte de her zaman müttefiki olmuş abi, ülke. Yani İran direkt taraf. Şimdi neye taraf? Yani Suriye krizinde taraf değil. Kürt meselesi. Kürt meselesi. Yani dedik ya bizim konumuz, konumuz HDP'den çıktı ya. Tabii. Yani, İran Kürdistan'ı diye bir özel bölge var orada. Uçak adı bile var. Yani. Şeyde de var. Irak Kürdistan'ı diye de özel bir bölge zaten var. Anayasa. Evet. Anayasa. Kürtçe zaten ikinci dil. Resmi dil. Irak'ta resmi dil. Ondan sonra bu meselede yani Suriye, Türkiye barışması söz konusu olursa olumlu ya da olumsuz, Kürt meselesi, yani Kürt meselesi deyince iki ülke için şimdi söylüyorum. PKK. Yani PYD, YPG, PKK demek çünkü. Şimdi dolayısıyla bu konu PKK, PYD, YPG nerede oturtturacaksın abi bunu, bir söyler misin bana? Nasıl bir şey düşünüyorsun Ankara ve Şam için söylüyorum. Kesmeye devam mı? Yani evet. Bu Kürtlere kökünü kazıyalım mı? Yoksa abi oturalım sakin sakin yeter ulan yani 50 yıldır birbirimizi kesiyoruz. Oturup bir formül mü bulalım mı? Ya mesela burada. 85 milyonluk ülkede %10 oy az bir oy değildir. Çok ciddi bir oydur. Ya ki bu seçmen %10'sa bunu nüfus olarak da şey yaptığın zaman nüfusta önemli bir paydır bu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bu topraklarda doğmuştur ve yıllardır da bu topraklarda yaşıyor. Bunu yok sayma gibi bir hak kim kendisinde görebilir ki? Hadi bunu da say. Diyelim ki yok say. Suriye'de Suriye toprağının %20'si PYD, YPG ve Amerika işgali altında. Bir de o tarafı var. Nasıl yok sayacaksın? Evet. En minimumu söylüyorum. Minimum söylüyorum 60 bin silahlı militanı var. Minimum bak. Minimum. Bazıları 100 bine çıkartıyor çünkü. Uçak hariç her türlü ağır silahı var. Bunu nasıl görmedikten geleceksin? Tabii. Mesut Barzani için de aynı şey geçerli. Onun da tankı topu var. Her şeysi var. Nasıl yani? Nasıl görmedikten geleceksin? Yani bir efendim Kürtler olmadan siyaset mümkün değil. Ama işte söyledik işte yani hem rakamsal olaraksın sen söyledin. Mümkün değil. Ama bir de somut gerçek diye bir şey var yani savaş. Savaş eğer savaş düşünüyorsan bunu göz önünde bulunduracaksın. Hayır yani öyle bir de bir şey var.
Ya sen her Kürt'ü terörist görüyorsun. Bu Kürt'se aynı zamanda teröristtir. Yok böyle bir mantık. Terörist mi var yani? Yok böyle bir mantık. 6 milyon oy alıyor. Evet. HDP. 6 milyon terörist var bu ülkede. Evet. O zaman şeyin Soylu'nun 3 tane kaldı, 5 tane kaldı terörist demenin şeyi ne anlamı kalmadı ki yani. Değil mi? Değil mi? Nasıl ayakkabı olacak? Numaralarını bile biliyorsun. O zaman 6 milyon ayakkabıyı incelemen lazım. Evet. Yani bunlar böyle bir, yani zaten söylenen abes bir söz olduğu için, mantıksız bir söz olduğu için. Ya farklı bir şey geliştirmek lazım. Ben yıllardır bunu söylüyorum. 100 yıldır aşağı yukarı bu Kürt sorunu, Sevr'den bu yana, öncesi de var. 100 yıldır abi bu şekliyle konuşulup gidiliyor. 1982 yılında Şırnak'a gittiğimde emniyet amirliği vardı. O zaman il olmamıştı. Emniyet amirliğinin kapısında bir yazı vardı. Burada Türkçeden başka dil konuşmak yasaktır diye. Peki bilmiyorsa ne yapacak? Yani polisle, devletle ilişkisi kesik mi olacak o vatandaşın? Bilmiyor zaten. Yüksekova'ya gittim. Yani aynı yıl Yüksekova'ya gittim. Hakkari Yüksekova'ya. O eskiden telefon kabinleri vardı. İşte İstanbul arayacaksan yazdırıyorsun. Santraldaki sana diyor ki 3 numaralı kabine geç diyor. 3 numaralı kabine geçip konuşuyoruz. O kabinlerin önünde asker bekliyordu. İçeride Kürtçe konuşulmasın diye. Gözümle gördüm ben. Doğrudur hocam tabii. Şimdi yani nasıl şey yaparsın ki, yok sayarsın ki, ya da o insanlar seni kendi hükümeti olarak nasıl görsün ki? Zaten işte sen onun telefon konuşmasını telefon kabininin önünde dinletiyorsan. Bunu düşünmediğin sürece, yani senin bu düşündüğün farklı versiyonlarını düşünmediğin sürece bir yere gidemiyorsun. Sen bir yere gidemediğin için dış güçler, tırnak içinde dış güçler bunu kullanacak. Bu gayet basit bir hikaye. Evet. Yani başka şeyi de kullanacak, bunu da kullanır, başka bir şeyi de kullanır. Şimdi böyle olduğu sürece senin bir ülke olarak, yani yalnız Türkiye için söylemiyorum bunu, Suriye'si de, Irak'ı da, İran'ı da, başka Mısır'ı da hiç fark etmez. Senin böyle ciddi sorununa, ciddi yaklaşımlarla, ciddi çözümler getirmediğin sürece her zaman çuvallarsın abi. Evet. Her zaman çuvallarsın. Yani bunun Avrupa'da da şeyleri yaşandı. Yani mezhep savaşları, etnik savaşlar, bugün Balkanlar. Bugün Balkanlardaki bütün ülkelere, yani bırak Balkanları, Avrupa'nın hemen hemen hepsinde etnik gruplar var, farklı etnik gruplar var. Yani atıyorum Macaristan'da 10 tane etnik grup var, Romanya'da 5 tane etnik grup var, Bulgaristan'da 8 tane etnik grup var. Bir Yugoslavya'dan 7 devlet çıktı. 7 tane devlet çıktı dediğin gibi. Yani neyle çıktı? Savaşla çıktı ama. Yani tüm bunlardan biz ders almıyorsak, alamıyorsak daha doğrusu, o zaman böyle gider. Evet. Böyle gider, böyle bir iktidarla böyle gider. Hayır ama bir takım güçler böyle gitmesini istiyor. Yani silah satmak isteyen güçler var, başka güçler var, ekonomik olarak etki altına almak isteyen güçler var. Bu işte bir ekonomik tetikçinin itirafları diye bir kitap dizisi var ya, orada adam anlatıyor. Bir ülkeyi nasıl etki altına alırsınız, nasıl kullanırsınız? İşte sahte projelerle borçlandırırsınız, kredilendirirsiniz. Adamlar borcu ödeyemeyecek duruma gelir. O zaman istediklerinizi yaptırırsınız bunlara. Bildin mi hikaye? Bu kadar basit. Öyle ne yazık ki öyle. Ve ya işte biz, işte yap eserler, hepsi borç. Ya işte o hikaye şu bak. Sen içeride, bırak etnik grupları. Bu iktidar için söylüyorum şimdi, AKP iktidarı için. CHP'liyi düşman bellemişsin. İyi Parti'yi düşman bellemişsin. En ağır ifadelerle ama. En ağır ifadelerle. İşte muhalefet geçinen kimse düşman bellemişsin. Siyasi olarak. Muhalif olan üniversiteleri düşman bellemişsin. Muhalif olan gazetecileri içeriye atmışsın. Muhalif olan sanatçıları Müjdet Gezen'den tuttur da Metin şeye kadar içeriye atmışsın. Sen bunu kendi etnik şeyini bırakıyorum. Yani tırnak içinde hani gırgır olsun diye. Türk. Ya kendi şeyini, Türk'ü bile içeri atmışsın. İşkenceden, bilmem neden geçirmişsin. Yani müsaade et de o zaman Kürtlere bilmem ne yap. Hani var ya böyle. Bu nasıl bir mantık ya? Mantık. Hadi ondan da vazgeçelim. Türban. Türban. 15 sene önce mi? Sonra geldik abi. Türbanlı bacılarımız, FETÖ'cüler için söylüyorum. Onlara yapmadığını bırakmadın. Peki buradaki senin kriterin türban mıdır? Din midir? Siyaset midir? Başka bir şey mi? Başka bir şey. Her şey çelişki. Ama o kadar dönüyoruz en başa, o kadar olay yaşıyoruz ki. Kız çocuklarını okutmayın diyenlerle iç içesin. Sonra
Kızlarımız üniversiteye sokmadılar türbanları diye problem yapıyorsun. Evet. O zaman böyle bir problemin olmaması gerekiyor. Yok, onu da bırak. Gitmemesi gerekir oraya. Abi sana. Onu da bırak. Kız çocuklarını türbanlı ya da türbansız okula göndermeyin diyenlerin ezici çoğunları kızlarını yurt dışında okutuyor zaten. Değil mi? Bak ezici çoğunları. Yani özellikle Avusturya'da. Yani Türkiye'de o işte 10-15 sene önceki türban tartışmaları yoğun olduğu şeyde efendim, onların, Avusturya'da hepsi okuyordu. Tabii onlar yurt dışındayken Türkiye'deki siyasetçilerin çocuklarının kızları okudukları üniversitenin havuzuna giremiyorlar. Ve onlar için özel saat konuyor. Ayrıcalıklı haşemayla işte onlar bir şekilde girecekler. O arada hiç kimseyi almıyorlar oraya. Yani özerklik, onlara özgürlük tanıyorlar oralarda. Burada bu normal, şundan dolayı normal. Çünkü herkesin Erzurum milletvekili hanımefendinin gibi teknesi yok ki. Açılayım da gideyim de kimse beni görmesin, bacaklarımı ben orada hani yüzeyim. Bak görüyorsun nereden nereye geliyor nereden bu? Nereye? Bu işte toplumsal, kültürel, hatta dinsel çürümeyi gösteriyor. Çünkü sorgulama yok. Sorgulamaya kalktığında karşı taraf çok güçlü. Yani bir iktidar. İktidar yani devletin bütün kurumları, onda polisi, adliyesi, MİT'i, Ahmet'i, Mehmet'i neyse. İki medyası var. Yani sen iki laf söylediğinde abi sana saldırıyor. Vay efendim din düşmanı. Ya ben din düşmanı değil, sensin din düşmanı. Sensin din düşmanı, çalan, çırpan, garibanın, yoksulun parasını yiyen, dolandıran ve mahveden, rezil eden, süründüren. Sensin din düşmanı. Din bunu mu söylüyor? Çok din bunu cahil. Söylüyorsa o zaman yani... Çok cahiller, dini de bilmiyorlar. Gerçekten dini de bilmiyorlar. Çok cahiller, bunu bizim Cemil Hoca da söylüyordu. Özdemir abi de aynı şeyi söylüyor. Cahil, okumuyorlar çünkü. Şimdi 2 milyon ya abi, okuyamaz. Kitap var, kitap, kütüphane açıldı. Okuyamaz, bu gayet normal. Çünkü Kur'an Arapça. Yok, Kur'an'ın dışında da okumuyorlar. Okumuyor zaten hiç, yani onu bildiğimiz bir şey zaten. Türkiye'de hiç okuma yazma oranı, yani kitap okuma, gazete okuma alışkanlıkları yok. Onu biliyoruz yani. Orada bir sorun yok. Ama öbüründe bir sıkıntı var. Yani Kur'an Arapça olduğu için vatandaşın gelip de Arapça Kur'an'ı okuması mümkün değil. Mahallinden okuyor. Mahallinde tam anlamını vermiyor. Ben sana söyleyeyim. Yani ben sen Arapçayı, senin ana dilin. Tam anlamını vermiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu televizyonda gördüğümüz şeyhler, tarikatçılar, marikatçılar var ya. Kafalarına göre yorumluyor. Bilmem işte çıkıyor, artistlik yapıyor. Sallıyor abi, birçoğu sallıyor. Vallahi sallıyor, şaka söylemiyorum. Vatandaş nereden bilsin ya? İşte Fethullah Gülen vardı ya, hüngür hüngür ağlardı, iki tane ayet söylerdi. Vatandaş da diyor ki Allah Allah, acaba ne oldu, niye ağlıyor bu? Bu buna benziyor. Bu buna benziyor. Diyor. Şimdi böyle olunca vatandaş ne yapsın ya? Şimdi diyor ki, işte bilmem, bana bazen soruyorlar. Bizim çevrede yani arkadaşlar. Ya işte Hüsnü bilmem ne, bilmem ne. Kur'an ne yazıyor? Buyur. Senin bir ya ben sana anlatsam zaten şey anlamayacaksın ki. Hani bir komşu sizin yolda bir Arapça yazılı kağıt bulmuş. Tabii. Getiriyor sana, ya Hüsnü Bey bu nedir diyor. Tabii onu önce öpüp başına koyuyor. Tabii. Yok onun daha da gırgırı var bir tane. Bende bu hikayeler çok var. Şimdi bizim aşağıda lokal var sitede. Okey oynuyoruz bilmem ne, sohbet ediyoruz falan. Rahmetli oldu bizim şey ya. Allah rahmet. Okey kumar değildir değerli izleyiciler. Hani rütü şey yapayım. O iskambildir. Herkes oynar. O bir şey değil ki o yani. Parasını oynamıyorsun bilmem kahvede oturuyorsun yani öyle bir şey yok. Ondan sonra ben şimdi oturuyorum. Bazen işte BBC arar ben der ki ya işte yarım saat sonra seni canlı yayına alacağız telefonla. Ben de o arada işte hangi neyi anlatayım diye böyle not alırım. Oynarken o anda yani masada otururken. Sonra kalkar çıkarım dışarıya. Konuşurum geri gelir otururum işte şey masaya. Bir gün o işte rahmetli olan Ali arkadaşımız alıyor benim bu Arapça notları, Arapça alırım ben. Arapça alıyor abi böyle katlıyor. Muska haline getiriyor böyle. Ondan sonra selobantla böyle yapıştırıyor. Muska haline getiriyor. Gidiyor abi eşinin yastığının altına koyuyor. Tabii abi onlar ödü kopuyor. Kim buraya muska koydu, kim o bilmem ne. Hikaye uzun tabii, öyle detayına girmiyorum. Senin dediğin olay o. Yani Arapçayı bilmemek. Boşanmaya sebep olur ya. Zaten oluyordu. Oluyordu. Rahmetli sonra öldü yani. Koronala kaybettik. Çok değerli bir dostumuzdu. Şimdi böyle olunca abi
vatandaşın bu zaafını, boşluğunu o hocalar, tarikatçılar, işte neyse adı ne desen diye sallıyor abi. Ben bazen tasadüfen görüyorum. Abi diyorum, bu nasıl bir yalan ya? Bu nasıl bir yalan? İnanılmaz bir yalan. İler tutar yeri yok. Abi yani şeyde de muhalifler de var. Onlar da yalancı yani. İki taraf da yalancı yani. Burada bir tek dürüst vardı. Yani bu konuda rahmetli Yaşar Nuri Hoca. Biz onunla Halk TV'de program yapıyorduk. Birkaç şey. O gerçekten bu işin piriydi. Yani bilgi anlamında söylüyorum. Bilgi çünkü çok önemli. Yani bilgi olmadan sen dini anlatamazsın. Yani çok, yalnız çok Kur'an'ı önemli. Okumakla olmaz. Kur'an'ı okumakla olmaz. Hadisin tümünü bilmek zorundasın. İslam tarihinin tümünü bilmek zorundasın. Ve kendine göre yorumlayamazsın. Çünkü ortak yorum diye bir şey vardır. Yani kabul gören yorum diye bir şey vardır. Kabul gören. Yani sen bana şimdi bir şey söyle, herhangi bir şey. Ben buradan hemen gireceğim. Kur'an ne diyor şu konuda? Ben oraya girdiğimde benim karşımda en azından 50 sayfa bir şey çıkar. Bir cümlede, bak bir cümle söyle bana. Ben ama burada 40-50 sayfa çıkıyor. Çünkü farklı farklı yorumlar var. Ama dediğim gibi ortak yorum diye bir şey var. Şimdi buradaki sıkıntı şu, Türkiye'dekiler için söylüyorum Arapçayı. Yani Osmanlı-Türkçe, Arapça ilişkisinde bir sakatlık var. Yani mesela İngilizlerle yok. Yani İngiliz Müslümanlar evet, için söylüyorum. Evet. Ya da atıyorum Fransız Müslümanlar için yok. Yani onlara öyle bir derdi yok çünkü. Ama burası bütün toplum Müslüman. İki, Osmanlı tarihi, hilafet, Arapça, Osmanlıca dili, dil. Osmanlıca dil diye bir şey yok. Karman çorman bir dil. Türkçe dili, saf yani orijin Türkçe dili hadi öyle diyeyim. Böyle bir kargaşa yaşanıyor burada. Yalnız mesele dinle ilgili değil, normalde de yaşanıyor. Yani 70 yaşında bir adamla işte 10 yaşındaki torunu arasında diyaloglarda bile zaman zaman sıkıntı çıkıyor. Sıkıntı çünkü çıkıyor, çocuk öz Türkçe kullanmaya çalışıyor. Yani okulda çünkü öyle. Ama adam kullandığı dilin neredeyse %80'i Arapça kökenli ya da Farsça kökenli. Böyle sıkıntılar var yani bu konuda. Ama ben bütün bu bakı tartışmalar, martışmalar, garip garip hikayeler, bunların hiçbirini ciddiye almıyorum. Ki rica ediyorum kimse de ciddiye almayın, saplanmayın, kalmayın orada. Doğru. Kalmayın. Doğru, doğru. Çünkü bunlar bir şey, bunun sonucu yok. Bunun sonucu yok. İslam tarihinin tümü bunları tartışmış. Birbirini kesmiş, kellere uçmuş. Yani Kerbela'dan tuttur da bilmem nereye kadar neler yaşanmış. Sonuç alınmış mı? Alınmamış. Onun için senin bir tek konuda şey yapman lazım, yoğunlaşman lazım. O da bu iktidardan bir an önce kurtulmak lazım. Bu. Başka yolu yok. Bunu şey olarak söylemiyorum. Gerçekten öyle. Bu iktidar çünkü her şeye çok zarar verdi. Dine de çok zarar verdi. Geleneklerimize de, alışkanlıklarımıza da, dostluklarımıza da, sevgilerimize de her şeye zarar verdi. Tabii bir ülkede örneğin şeyler, yasalar kadar önemli olan şey teamüllerdir. Yo, yerleşik teamüller artık kaç yüzlerce, binlerce yıldan gelen bir gelenek haline oluşmuş şeyler. Bunları bozduk. Hani ne yazık ki. Ardından yasaları bozduk, anayasayı bozduk. Sonra lafa gelince biz kabile devleti değiliz. Ya kabile devletinin bile bir töresi vardır. Kabile cinayeti devleti, bile töreye... Abi kabile devleti değilsin ama kabile devletiyle gidip öpüşüşsün, koklaşıyorsan işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap yani, Emirlikleri bilmem ne, Katar, Matar. Kabile devleti. Üstelik sonra, o kabile devletinin yönetim tarzı daha çok hoşunuza gidiyor. İşte onu diyorum yani. Şu anda bu getirilen rejim demokrasi mi yoksa kabile devleti rejimi mi? Yorum yok. Yani hani var ya arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaşın Muhammed Bin Zayed'si abi. Muhammed Bin Selman'sa, Sisi ise, İsrail Cumhurbaşkanı ise söyleyecek bir lafım yok ya. Yani. Söyleyecek bir laf yok. Evet. Ya düşün. Rahip Brunson serbest bırakıldığında Trump Türk yargısına teşekkür ederiz, sağlıklı bir karar verdi demedi. Erdoğan'a teşekkür etti. Evet. Ya Erdoğan yargıç değil ki. Nasıl yargıç? Savcı da değil. Olur mu ya? Başkomutan. Bu savaşta değiliz. Yani böyle belki, bir şey yargı belki kararını... Belki savaştayız, bizim haberimiz yok.
Bir yargı kararını niye Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor? Tamam da yani direkt kendisi söylüyor. Haddini bildirmek lazım falan hani burada içe şey Osman Kavala olayında. Evet. Kaç tane konuşması var? Sedef Kabaş'la, Ayşe Nur'la, Ahmet'le, Mehmet'le direkt isimler, Fatih Portakal'la direkt isimler verilerek hedef gösterildi. Canım, direkt. Dün işte bir belgesel gösterildi. Dün akşam Müjdat Gezen'in 70. sanat yılı jübilesi vardı. Çok görkemli bir toplantıydı. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, işte eski askerler geldi, akademisyenler, aydınlar, herkes oradaydı. O belgeselde bir bölüm vardı. Ben gelemedim. Bir şey söylüyor Erdoğan. Hatırlarsın Metin Akpınar'la birlikte gözaltına alındılar, mahkemeye götürüldüler. Şeyle simit serbest yediler. Evet, imza karşılığı serbest bırakıldılar. Haftada bir gidip imza veriyorlardı karakola. Orada diyor ki, bunun peşini bırakmayacağız. Onlar diyor bunun bedelini ödeyecekler diyor. Evet. Ya bir dakika yargı sorsunu hesabı. Hiç umurunda değil. Can Dündar aynı şey söylendi. Peki Can Dündar'ın o manşetten çıkan haberleri yalan mı çıktı? Doğru çıktı. Üstelik 6-7 ay önce başka bir gazetede yayınlanmıştı zaten onlar. Ona gerek yok. Yani Can ne dedi o zaman manşette? Türkiye tırlarla Suriye'ye evet, silah taşıyor. Bit tırları dedi. Tamam da yani bugün Suriye'de savaşan Suriye Milli Ordusu denilen Ankara'da kurulan Suriye Milli Silahları Ordusu. Silahları nereden gitti? Silahları değil. Donu, gömleği, çayı, şekeri, maaşı. İki, demin dedik. Türkiye bugün Suriye'nin %10'unda Türk ordusu var. Egemen. Daha ne yani? Daha neyi konuşuyoruz? Hangi manşet, hangi... Orada iki tane tırın fotoğrafı vardı yani. Evet. Yani iki tane roket, üç tane bilmem ne. Üstelik işte FETÖ'cülerdendi. Bunu ihbar etse FETÖ'cüler etmiştir. Tamam da abi FETÖ'cü kim? O gün kişi. Bu iktidarın ortağı değil miydi? Dün işte burada onu konuştuk. Evet. Her şeyi birlikte yapmadınız mı? Daha ne? Yani bunu mu şimdi geri mi döneceğiz? Yani bunu 1000 sefer de söylesek, 5000 de sefer söylesek, onu da bırak. Daha geçen haftasına, 2 hafta öncesine bu öldürülen eski ülke ocakları için konuşulduğumuz sırada ne dedi muhalefet? İçişleri Bakanı yardımcısının kardeşi, üstelik de bu bakan yardımcısı, istihbarattan sorumlu bakan yardımcısı, kardeşi FETÖ'cü. FETÖ'nün çağrısından sonra gitmiş bankasaya para yatırmış. İşte buyur. Bak konu da kapandı. 500 bin bir hesabı varmış, 800 bine çıkmış. Yani 300 bin civarı para yatırmış. Öyle olacak abi, bir şey değil ki. Ama bir destek vermiş. Abi ne olacak, destek vermiş. Hiç onun için şey olmaz. Yani bunlar hani FETÖ ilişkisi, FETÖ geçmişi, FETÖ bilmem ne, hepsinin sosyal medyada zaman zaman görüyoruz. Hepsinin videoları var. FETÖ'yü göklere çıkartan, göklerden indiren. Hepsinin istisnasız. Ya şeyin üstüne yürüdüler. Daha mecliste. Kamer Genç'in. Bir de İsa Gök vardı. Mersin milletvekili miydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin? İsa Gök'ü dövüyorlardı. Evet. Evet. Ne oldu şimdi? Oo, birden herkesi... Ya şöyle bir şey var. Kitabında yazmıştı bunu. Profesör Şükrü Kızılot. Ben o fıkrayı çok severim. Padişah oturuyor. Etrafında işte ailesi yanında. Dalkavuğu da yanında. Patlıcanı met ediyor padişah. İşte ya patlıcan diyor ne mübarek sebzedir diyor. Çok severim her şeyde yapılır falan diyor. Dalkavuk arkasından koşturuyor tabii. Ne demek efendim cenneti aladan sebzedir falan destekliyor. Ya diyor bunu diyor tatlısı da olur, tuzlusu da olur, turşusu da olur bilmem müstür. Ne demek padişahım diyor. Bu işte Allah'ın lütfudur bilmem nedir falan. Öyle uzun süre süt devam ediyor bu. Sonra padişah sıkılıyor. Ya diyor mendebur patlıcan sıkıldım ya diyor. Haklısınız padişahım diyor. Çok mendebur bir sebzedir diyor. Ya kardeşim diyor, nasıl insansın sen de. İki saattir diyor ben patlıcanı met ediyorum diyor. Sen arkandan koşturuyorsun hatta önüme geçtin diyor. Ben bir laf söyledim anında döndün diyor. Padişahım ben patlıcanın dal kavuğu değilim ki diyor. Sizin dal kavuğunuz. Şimdi bunlar öyle. Ne yazık ki. Şimdi bunların çoğu denk öbür tarafta olacaklar. Ama yani siyaset ortamı onlara bu avantajı sağlıyor. Yani siyasetin geneli yalnız şeyi değil, muhalefet de ne yazık ki öyle.
Bak muhalefet de ne yazık ki öyle. Bu yanlışları çok yapıyor muhalefet. Evet, evet. Çok yapıyor. Yani hani milletin moralini bozmak için anlatmıyorum. Ay çok keskin hatlarla çizilmese de yüz göz de olmamak gerekiyor açıkçası. Abi şimdi o zaman biz bu kavgayı niye veriyoruz? Yani biz bu kavgayı verip de Türkiye'yi, ülkeyi düzlüğe çıkarttığımızda gelip de bu çeteler tekrar aynı sistemin içinde köşeleri kapacaksa ne anladık biz bu işten? Evet. Ne anladık bu işten? Bir de şöyle bir şey var Hüsnü. Şimdi bunlar belki bazılarına yakınlık gösteriyorlar ya. Hani onları kazanabilir miyiz? Kazanamazsınız. Mümkün mü ya? Çünkü onlar da profesyonel. Evet profesyonel yani her türlü şeyde profesyonel. Evet kazanamazsınız aynen. Onları. Aynen. O kendi iradesiyle yapmıyor zaten bunu. Belki kendi iradesiyle baş başa kalsa dediğiniz doğru ama iradesi yok. Hiçbir şeysi soru yok. Sorma hakkı yok. Hiçbir şeysi yok. Yani iradeyi de bırak soruyu da bırak hiçbir şey yok. Karakter, ne diyor? Karakter. Orada alkışlamayan gazetecileri fırçaladı. Tabii. Ya gazeteci oraya alkışlamaya gelmiyor mu ki siyasetçiyi? Sonra komutan alkışlayınca da muhalefetten tepki geliyor. Efendim diyor işte kıskanıyorlar bizi. Evet doğru söylüyor. Kıskanıyorlar tabii. Doğru gösterdi söylüyor. Kendisi de geçmişte hukukçular görüş açıkladığı zaman cübbenizi çıkarın siyaset yapın. Ya diyor. Öyle ama. Öyle yani bu ortam ben bak Türkiye siyasetinde genelinde bir sorun var. Bu da gayet normal. Özellikle bu demokrasiye geçildikten sonra 46'dan sonra Cumhuriyet işte Menderes 50'den sonra Türk toplumunun Cumhuriyet'in tam olgunlaşmamasından kaynaklanan bir takım sarsıntılar başladı ve hiç kimse oturup da bu sarsıntıların önünün kesilmesi gibi bir derdi olmadı. Evet, evet. Ve bundan dolayıdır ki darbeler oldu. 60 darbesi, 70 darbesi, 80 darbesi, 97, 28 Şubat meselesi falan. Entelektüeller de ne yazık ki, aydınlar, hadi öyle diyelim. Aydınlar da üzerine düşen görevi yalnız ve yalnız bir aydın olarak düşünmedi. İlişkilerle. İlişkilerle. İşte ben bilmem kimin adamıyım, sen bilmem kimin adayım. Tamam da ama önce sen Türkiye'nin adamı olmak zorundasın. Sen aydınsın. Bilim adamısın. Evet, aydının sorumluluğu. Kim olursa olsun gideceksin. Diyeceksin ki efendim CHP mi iktidarda? Sayın Ecevit rahmetli. Bak böyle bu filan. Demirel abi böyledir. Ama sen gidip de Demirel sana iki tane avanta verecek, seni rektör yapacak, öbürünü bilmem ne yapacak diye düşündüğün andan itibaren ülke bu hale gelir. Ya, aptal dostun olacağını, akıllı düşmanın olsun. Yok işte olmadı o hiçbir zaman Türkiye'de. Çok nadir oldu. Hadi hiç öyle. Kimsenin buna tahammülü yok. Ama bu olmuyor işte. O zaman ülke böyle olur. Onun üzerinde AKP gelir 20 yıl oturur. Yani AKP'nin 20 yıl oturmasının nedeni nedir? Bir başarısı falan değil. Evet. Ya da bir bilmem ne değil. Sosyolojiktir. Ve dolayısıyla kültüreldir. Dolayısıyla psikolojiktir. Evet. Bir de bugün ilginç bir haberde şey vardı ya. Kremlin ile Wagner çatışması. Bu Solidar'ın geri alınışı konusunda Wagner diyor ki biz aldık. Kremlin diyor ki yok biz şey yaptık. Yani zaferi paylaşamıyorlar. Abi zaferi paylaşamayalım. Konuyu buraya bağlamak açık. Eskilerin bir lafı vardır. Zaferi kimse paylaşamaz ama başarısızlık öksüzdür. Şimdi konuyu buraya bağlamak açısından. Şimdi sonuçta onu anlatalım. Wagner silahlı bir grup, şirket. Paralı asker. Blackwater gibi Amerikalıların. Başka kimin gibi? Sadat gibi. Türkiye'deki Sadat gibi. Şimdi oraya geliyoruz zaten. İşte evet onun için dedim ya buraya bağlamak anlamında. Evet. Şimdi savaşında, bu bir kasaba, büyük bir kasaba aslında, Solidar diye bir kasaba. Bunlar paldır küldür girdiler. Çünkü profesyonel katil bunlar, profesyonel. Bu Wagner grubunun yani Rus grubunun. Orada dedi ki abi paldır küldür girin ne yaparsanız yapın size. Çünkü Rus askeri, Rus ordusu daha doğrusu şöyle savaşın şimdiye kadar yani 11 aylık sürecinde mümkün olduğu kadar sivillere zarar vermeyin. Çünkü onlar Rus kökenli. Yani Ukraynalı olsa bile Rus kökenli. Evet, Rus kökenli. Yani aynı millet çünkü onlar. Fakat karşı taraf bunu ciddiye almıyor yani Ukraynalılar. Paldır küldür her tarafı bombalıyorlar. Onun üzerine dedi ki yani biz Rus ordusu olarak bunu yapmayalım. Yani sivil ölecekse biz yokuz. Onun için gel Wagner amca. Sen git sen abi yap. Sen öne sürüyoruz.
şu kasabayı al, çünkü stratejik bir kasaba, çok stratejik bir kasaba, biz karışmayalım. Biz arkada duralım, sana hava sistemi, uçaklarla bilmem neler desteği verelim. Sen gir al bunu, ne yaparsın olursa olsun al. İşte bir haftadır, 10 gündür aşağı yukarı acayip savaşların olduğu, ben Rus medyasını da takip ediyorum çünkü. Aldılar, yani kasabayı aldılar. O şey, yani bir iki haber çıktı, işte yok efendim Rus ordusuyla Wagner arasında bir tartışma var falan. Yok, ben ona katılmıyorum. Çünkü Rus medyasının hep bütün haberlerinde Wagner aldı, Wagner gitti, Wagner aldı, Wagner yaptı falan diye. Yani Wagner'ın savaşçıları aldı, öyle diyelim. Şimdi tabii bunu niye hani Türkiye'ye bağlayalım? İşte önceki gün Kılıçdaroğlu'yla... Kafamız karıştı. Uğur Dündar'ın Kanal 100'deki programı. Akıl alacak gibi değil. Bak, gerekçesi, hiç kimse bana gerekçesini anlatmasın. Saçma sapan bir provokasyondur, bir rezilliktir. Yani Kemal Bey orada konuşuyor, Uğur Bey'le. Oradan Sadat'ın reklamı geçiyor alttan, işte bizim burada altta geçtiği gibi. Bu ne ya? Ve Kemal Bey Sadat'ın kapısına dayanmış bir politikacıdır. Bu bir tek şu anlam çıkar. Hey Kemal Bey, bak sen konuşursun, bak benim de orada adım geçiyor. Adım geçiyor. Sana gerekeni yaparım. Anlamını ben öyle anlarım. Başka hiçbir. Genel yayın yönetmeni açıklama yapıyor. Reklamcı arkadaşlar diyor, siyasal bilmem neleri değerlendiremezler. Onun için oraya koydular. Ya bırak kardeşim. Ya bir yayın kuruluşunda Sadat'ın ne olduğunu bilmeyen kişiyle çalıştı. Ya olur mu öyle şey? Başka yer mi? Başka yer mi bulamadınız? Kemal Bey'in programında Sadat'ın reklamını geçiriyorsun. Bu rezaletin şeyi yok yani. Hiç açıklaması yok. Gerekçesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Başka bir yerde kullan abi. Çünkü biliyorsun ki Kemal Bey'in programı seyrediliyor o anda. Evet. Ratingten dolayı. Ve Türkiye'nin en önemli televizyoncusu bu programı yapıyor. Ve Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri bu programa katılıyor. Ve bu programda yapıyorsunuz evet, bunu. Evet, onu diyorum işte. Ve o iki kişiye de karşı provokasyon. Uğur Dündar'a karşı da provokasyon. Abi Uğur Dündar, Uğur Bey şeyden dolayı, yani ilk programı bu kanalla anlaşmış. İşte ne kadar kalacak bilemiyorum yani, bir sene mi, iki sene mi, beş sene mi, onu bilemem. Ama bence Uğur Bey'e Uğur Bey'i hedef almamıştır. Bu yok, o reklam direkt Kemal Bey'i. Kemal Bey'e karşı ama hedef. Uğur Dündar'a karşı da saygısızlık, yayıncılar tarafından. Saygısızlık tamam. Bak ben saygısızlık demiyorum. Bu bir tehdittir. Bu bir tehdittir. Resmen tehdit etti. Başka hiçbir şey değil. Evet. Yani sessiz bir tehdittir. Hadi ben öyle buradayım dedi. Bak altındayım, bak oradan geçiyorum, bak Kemal Bey diyor. Bak altına bak, göreceksin. Bak Sadat 2. Ya Sadat silahlı bir grup. Silahlı eğitim grubu. Niye reklam veriyor Türkiye'de, ben onu anlamış değilim. Niye? Yani niye biz Wagner'den buraya geldik? İşte bundan dolayı geldik. Niye yani, niye reklam veriyor? Yani şimdi Türkiye'de savunma, işte adı neyse Sadat'ın. Eğitim, yani kendi programını her şeyi yazıyor, anlatıyor. Tunç Soyer'in İzmir'de bir toplantısı varmış, orada konuşuyormuş. Tunç Bey'e bir bağlanmam gerekiyormuş. Belki bizim süremiz de dolabilir o arada. Biz size veda da edelim. Evet. Tunç Bey değerli Tunç bir Bey. Belediye başkanımızdır, onu dinleyelim. Sayın Yaşar Okuyan, sayın parti meclis üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz, sayın milletvekillerimiz,